tamam. Evine gittiğimiz günü hatırlıyor musunuz? Bugün şu masada şöyle birlikte olmamız var ya, bu masanın ilk defa gördüğüm şey biliyor musunuz? Bu çok değerli bir şey çocuklar. Size çok teşekkür ederim. Ekstra böyle bize küçük elemeyi hediyeler vermişti. Çok zarifti. Hangi ara yaptınız dediğinde 40 sene zamanım var demiştim. Özel kahve getirmişti. Bana nasip olmuştu yine. O gün seni biraz yalnız bırakmış olabiliriz. Biliyor musun, o gün o adamın hiçbir dediğini dinlemedim. Hiçbir dediğini. Gerçekten püskürttün mü kahveyi? Orası biraz abartmış olabilir. Ama ilk anda gerçekten midem bulanmıştı. O an sadece size içimden saydırmakla meşguldüm. Ben o adamı hiç dinlemedim. Hiç ama. Görmeyi bile tahammül edemiyordum ki. Keşke bir şans daha verseymişim, değil mi? O gün hayatımıza kattıkları için hepimiz adına ben teşekkür etmiştim. Konağa döndüğümüz gün. Ben en çok neyi unutamıyorum biliyor musun? Neyi mi? Bunu annemle beraber dans etmişler diye. Düğün günü. Şurada. Ya çok anı biriktirmişiz de bu kadar zamanda. Sanki hep bizdeymişiz gibi. Hiç gitmemiş gibi. Acayip. İyi ki de tanımışız onu. Allah rahmet eylesin. Şu mavi gözlüklerini özleyeceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Eğer müsaadeniz olursa onları ben alabilir miyim? Tabii ki.
Siren Hanım bence bu sefer haklı. Yani Garip Bey de öyle uğurlanmayı isterdi bence. Keşke seni nasıl teselli edebileceğimi bilseydim anne. Bu kez de kaldırabilseydim ayağı. Bu kez sana kalan yalnızlık babamdan sonraki gibi değil. Sen nasıl bir adamsın? Her günümü bahara çeviriyorsun. Bahar sensin kadınım. Keşke ben de seni kadar güzel ifade edebilsem. Gel demedim. Sorunca da bahçede dedim. Abla tamam. Sen bak işine sağ ol.
dışarıda olmasaydı 2 dakika odasına uğrayıp bir konuşayım istemiştim. Sizi çok welcoming gördüm. No worries. Birazdan gideceğim. Nasıl Esma Hanım? Aynı. Yani keşke bir telefon etseydiniz. Buraya gelmenize gerek yoktu. Yani biz telefonla da halledebilirdik değil mi işleri? Bu konuşmayı yapmak benim için yeterince üzücü ve çok zor. Buraya gelmek de öyle. Yani beni bağrınıza basmanızı beklemiyordum ama bunu da beklemiyordum. Bu soğukluğu, bu mesafeyi. Ben boşanmış olabilirim. Ama eski kocamı çok sevdim. Onun için bu konuşmayı telefonda yapmak istemedim. Bana böyle dış kapının mandalı muamelesi de yapmayın rica ederim. Estağfurullah. Çünkü ben sizi de sevdim. Teşekkür ederiz onun için. Biz de sizi sevdik. Bakın biz sadece annemizi korumaya çalışıyoruz. Lütfen anlayın bunu. Hay Allah, telefonum susmuyor ki. Burcu devamlı arıyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Devamlı bir şeyler uyduruyorum. Babam nerede diye bana sorup duruyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben iş için gelmiştim biliyorsunuz İstanbul'a. Yani hallettim bir kısmı işlerin ama erken döneceğim. Kız hamile. Bir şey söylemek zorundayım. Esas şey için geldim ben buraya. Vekaleti bende. Thank God. Ne yapayım onu ben? Miras işleri için falan bir şey var mı? Hani bilgilerini alayım birisinin de size gerekli belgeleri yollayayım. Şöyle yapalım. Ben bütün bilgileri size mesaj atayım. Tamam mı? Mustafa abi de gelsin sizinle. Onunla yollarsınız. Olur mu? Tamam. Okay. Kaybol diyorsunuz yani. Estağfurullah. Sadece biliyorsunuz yani durumu. O zaman it's time to say goodbye. Hoşça kalın. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben... Garip benim hayatıma çok güzellikler kattı. Çok tuhaf bir şekilde tanışmış olabiliriz ama ben... sizleri de Garip'in hayatıma kattığı güzelliklerden biri olarak görüyorum. Onun için yani arada bir de olsa beni aramayı akıl edin. Oldu mu? Esma Hanım'a da çok iyi bakın. Çünkü kadıncağız haklı. Garip gibi cıvıl cıvıl birisinin öldüğünü kabul etmek çok zor. Benim için de zor. Onun için de zor. Ama bakın, there's a silver lining. Her işte bir hayır vardır. Bence bu hastalık bu kadıncağıza hayatın bir hediyesi olmuş. Bir de öyle bakın, iyi tarafından bakın. Sinan silver lining. Teşekkür ederiz lütfen. Kusura bakmayın, olur mu? Beyim, ne oldu? Böyle bir abisi getir. Ne olur kusura bakmayın. Saçım yerinde mi hala? Yerinde, yerinde. Ben işte anlatmaya çalıştığımız buydu. Annem iyi değil, o yüzden yani keşke haber i̇yi verseydim. İyi değil mi? Deli o ya. Tamam. Deli ayol. Sakin ol, şunu bir için. Tamam, tamam. Can güvenliğiniz yok. Hastaneye kapatın, bu böyle olmaz. Tamam, siz bizi düşünmeyin. Siz kendi canınızı kurtarın da. Kafayı sıyırmış yani, bu böyle Alzheimer falan değil. Mustafa bıraksın mı, siz ister misiniz? Ha? Yok yok yok. Ben gelir melir şimdi. Ben iyisi mi gideyim? Tamam. Hadi. Yavaş yavaş ne olur. Tamam. Hadi bay. Tamam. Mustafa. Ne? Arabayı getir, hastaneye gidiyoruz. Fikret. Acıyor. Ne oldu? Acıyor. Annem? Annem nerede? Annem nerede? Annem nerede? Nerede annem? Annem nerede? Gelecek, gelecek, gelecek. Annen gelecek şimdi yavrum, tamam mı? İşi çıktı. Bak, araba hazır. Anne. Şey yap. Doktor aradım, meşguldü de sen ara bir daha. Tamam. Acilden gireceğimizi söyle.
seni verdim. Sen ne bakıyorsun başkalarının lafına hala be kadının? Hı? Bak ben buradayım. Hiçbir yere gitmedim. Gitmem de zaten. Ben biliyordum. Ben biliyordum zaten. Ben söyledim de zaten. Ben biliyordum senin bir yere gitmeyeceğini. Hadi hadi. Abi hadi. Hadi anneciğim. Hadi Sultan. Gel. Yavaş. Gel. Gel güzelim. Gel bir tane. Hadi bakalım. Gel. Gel tamam. Bu her şey okey. Gelip hani evi görecekler. Onay verecekler falan tamam ama burada bir şey var, evli olmayan çiftlerin evlat edinmesiyle, yani evli olmayınca biz evlat edinemiyor mu, yani birlikte edinemiyor muyuz? Öyle bir durumda sadece birinizin üzerine kaydolur. Bekara bebeğin başvurusu yapacaksınız o zaman. Öncesinde ve evlat edindikten sonra çocuğun yaşayacağı ve yaşadığı ortam arkadaşlarımız tarafından yerinde incelenecek. Kurum olarak ailelerimizi seçerken çok hassas davranıyoruz. Karar verdikten sonra bir süre bebeğinizle birlikte burada vakit geçirip... Biz bebek değil aslında bizim düşündüğümüz. Aklımızda biri var. Ha, bu çok daha iyi. Genelde bebek istiyorlar. Böyle olunca da ne yazık ki diğerlerinin pek şansı kalmıyor. Ah benim başımın tatlı belası adam. Ah benim iki gözüm. Niye kalktın geldin peşimden huzur evine? Bir de gözümün önünde kalkmış kur yapıyor Nergis Hanım'a. Kıskanmış mıyım? Komik adam. Kıskanmak için sevdasından emin olmamak gerek. Sen sevdasına şükrettiğimsin. Senin sevdan bana Tanrı'nın bir lütfu. Zamanında kıymetini bilemediğim, hakkını veremediğim bir lütuf. Ah ama ben sana ya çok erken geldim ya çok geç kaldım. Gönlümdekileri yoluna sermeme izin vermedi bir türlü hayat. Sen bana dünyaları verirken ben sana sadece keder verebildim. Geçmişte de, bugün de. Bundan kaçtım. Hala diyorsun ki bana, ben seninle tamamım. 17 yaşında kurduğun hayali yaşayan mutlu bir adamım. O benim. Hayatında ilk defa hayal ettiği gibi, hatta hayalinden de öte bir mutlulukla taşlanmış bir kadınım ben.
kızı uzakta her geçen gün aklını yitiren bir kadınla olan bir adam görüyorsan üzülürüm demiştin. Söyleyeyim sana bakınca gördüklerimi. Hayatımın aşkını görüyorum. Yaşama sevincimi görüyorum. Baharı görüyorum. Ne kadar şanslı olduğumu görüyorum. Zerreme kadar beni saran sıcacık bakışlarını görüyorum. Öyle bir bakıyorsun ki. İnsan birinin bakışlarıyla kendi varlığına şükreder mi? Şükrettiriyorsun. Asıl ben tamamım seninle ömrümün efendisi. Asıl ben bugün ölsem tam ölürüm. Keşke de tadında bitirme şansı olsa insanın. Bakıp da seni görmediğim bir sabaha uyandırmasın Rabbim beni. Tek duam bu artık. Ah ne çok özledim seni. Bir bilsen ah bir görsen. Sonbaharlarım gelir. O yaprak hiç düşmez. Belki unuturuz onu. Tüm Kasım'dan kalma çiçekler gibi. Arasına koyarız şarkı yazdığımız. Kırık hayaller saklı defterin. Belki de saklarız onu. Kalbimizde bir delik açar gibi. Belki denize ulaşır içimizdeki nehirler bir gün. Hepsi bitti, hepsi bitti. Hepsi kaybolan günlerdi. Bir yalnız sen, bir yalnız ben. Bizi ne nasıl tüketti ki? Yine yazı bekleriz. Sen ah bir görsen. Sonbaharlarım gelir. O yaprak hiç düşmez. Seni bekler yağmurlarım. Öyle bir yağar ki hiç dinmez. Sonra çiçekler gibi. Arasına koyarız şarkı yazdığımız. Kırık hayaller saklı defterin. Belki de saklarız onu. Kalbimizde bir delik açar gibi. Belki denize ulaşır içimizdeki nehirler bir gün. Yine yazı bekleriz.
Baksana bir. Şöyle birkaç bir şey ayırdım. Ya bu çok sade bir şey. Bunu bir bilemedim ama son noktada. Ay, bir dakika. İyi, yine de burada dursun. Şöyle bir şey var. Buna bayılıyorum ama biraz daha gelinlik gibi. Bir de önü çok açık gibi. Böyle bir şeyler var. Daha hani... Ne dersin? Yani bilmiyorum yani. Nalı komik mi? Hayır yani böyle bir modacıya akıl vermek falan değil mi ya? Tuhaf geldi bana da o yüzden. Şimdi bana bak, sen heyecanlandın mı? Ya ne münasebet, hiç heyecanlı değilim. Bak hiç elim ayağım titremiyor. Öyle mi? Tamam bir tane imza atacağız biliyoruz da en azından fotoğraf çektirmeyeceğim sevgilim. Onun için titizleniyorum. Yani ne yapacağız, göstermeyecek miyiz çocuklarımıza? Bakın bunlar bizim düğün fotoğraflarımız diye. Olmasın mı bir düğün fotoğrafımız? Değil mi? Yani değil mi? Sen mesela böyle mi geleceksin? Evet. Olmamış mı? Bu. Evet. Şu, utanmayacaksın mı hiç? Hayır. Papyon falan hiçbir şey takmayacak mısın? Ciddi mi ya? Şaka yapayım be. Ay Allah Allah. Ben öyle bir anda böyle bir çok hevesli gelin gibi oldum. Evet. Değil mi? Öyle nikah duyunca artık aklım mı başımdan gitti. Bana bak. Ne olduysa. Sana bir şey söyleyeceğim. Az sen bu düğün organizasyon işinden falan çok uğraşsan gel sana böyle bir iş kolu yapalım. Bir organizasyon şirketi açalım. Olur mu? Düşün bir halledelim. Ondan sonra bakarız. Tamam. Siz pek bir rahat böyle kahvaltı mahvaltı yapıyorsunuz ama köprüden önce son çıkış beyefendi. Ben yolumdan memnunum. İyi. Ya hadi bakayım hadi. Öyle lafa tutma kendini hadi. Otur ben... şurada iki lokma bir şey ye hadi. Hayır, yeni gelin. Benim yiyecek halim mi var? Hazırlanıyorum. Ha, hadi peki. Ne olur sen de çok oyalanma. Tamam. Ne bileyim ben. Gülistan. Her şey hazır tamam mı? Sen bunu şimdiden fırına atıp da soğutma. Sonradan atarsın sıcak sıcak yesinler tamam mı? Abla ilgileniriz biz. Vallahi gideriz. Sen boş ver ya. Abla, ben gideyim kalayım mı Esma Hanım'ın yanında? Sen de yorgunsun zaten. Ay vallahi siz beni fazla koruyorsunuz. İyiyim ben. Kızım olur mu öyle şey? Benim başımda kalmam lazım. Hanımımın. Zaten Süreyya'yı görmüyor musun? Kızcağız mahvoldu. Bari ben gideyim ya. Abla maşallah gıgını bile çıkarmadı be. Ne vefalı çıktı İstanbul'da geline. 41 maşallah. 41 maşallah. Nurgül abla çıkıyoruz. Tamam. Tamam geldim geldim. Hadi çok selam hadi. Söyle. Hadi. Hadi rast gelsin. Tamam mı? Kendinize hadi, dikkat edin. Sen de dikkat et kendine. Hadi satmayın bir şey tamam mı? Hadi. Size tamam. Emanet konak hadi. Sağ ol abla. Nazif çok istiyorum ben. Alsınlar getirsinler hastaneden de. Ama korkuyorum da ya. Niye? Bilmiyorum ki. Esma Hanım, Esma Hanım gibi mi dönecek? Bir daha hiç dönecek mi? Garip Bey'le beraber gitti Esma Hanım Nazife. Deme öyle şeyler Gülistan dur. Deme öyle şeyler dur. Daha çocuklarını sarılacak, torunlarını sarılacak kadın. Öyle pes etmek kolay mı Allah aşkına Gülistan? İnşallah. Daha küçük Esma'ya görecek o annesi. Küçük Esma geliyor daha onu görecek daha o. Deme öyle şeyler. Deme. İnşallah. Oh. Allah'ım sen. Sen niye bu kız deyip duruyorsun? Ne biliyorsun sen? Ya aşkım ikizler. Yüzdelik oran yüksek. Biri kesin kız. Küçük Esma. Küçük Esma. Ne yapıyorsun Nazif? Yani at yarışı mı bu? Tavla zar mı atıyorsun? Ne biçim bahsediyorsun çocuklarımdan sen? Allah Allah. Ben senin çocuklarım diyen ağzını yerim ben senin. Oh oh. Senin biraz sinirlerim bozuldu aşkım. Gel otur ben sana bir meyve suyayım. Bir şey yapayım sana. Gel gel. Vallahi gel sen. Sen gel. Senin biraz sinirlerin bozuk. Sen sinirlendin mi sen? Sen sinirlendin mi sen? Uy kuzucuğum benim. Hemen soyuyorum hemen. Nasıl soyacağım? Sürpriz. Anneciğim. Bak çok güzel sandviç hazırlattım sana. Yanında da portakal suyu. Buyurunuz efendim. Hadi anne hadi. Niye eve gitmiyoruz biz hala? Çünkü doktor dedi ki biraz daha kalmamız gerekiyor. Ne oldu sıkıldın mı anne? Ha? Faruk da geliyor birazdan. Yoldadır.
Ben seni kovdum mu? Yani kovmak değil de biraz sinirlenmiş olabilirsin bana. Özür dilerim. Anne, hiç öyle şey olur mu? Ben senin kalbini biliyorum. Bak, broşum bende. Biliyorum seni ben. Hem sinirlenmek gayet sağlıklı bir duygu. İstediğin kadar sinirlenebilirsin bana. Sabah olmasın diyorum, gene uyanıyorum. Çok lazımmışım gibi. Allah'ım beni alsa artık. Anne, günaydın. Oo, anne, ne güzel. Günaydın. 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 Ay hanımım. Anne, nasılsınız? Bak ben size neler yaptım, ne yemekler yaptım. En sevdiklerinizden. Şundan ben de yerim ha. Tabii tabii. Ben bir kısmını getirdim. Kalanı da akşam Nasip getirecek. Oh, oh. Sağ ol, eline sağlık, eline sağlık. Garip nerede kaldı? Ne demek olmaz hayatım? Sen de git dinlen. Tamam bak, Nurgül abla burada. Merak etme, en azından bugünlük burada kalsın. Her şeyi de sen koşturamazsın yani. Tamam, anlıyorum da aklım kalıyor Faruk. Gelsen bile yine aklım kalacak. Torcusu yemek yemiyor, ne yapayım? Hayatım, ben de senin hastalanmandan endişe duyuyorum. Çocukların da sana ihtiyacı var. Anlıyorum da. Emir nasıl? Üzgün. Ben ölümü tanıyorum dedi bana. İçimi dağladı. Garip dedim, öbür dünyada annemi tanır inşallah dedi. Ay canım be. Kuzum, sana attığım konuma gelebilir misin? Minik bir sürprizim var. Ya Faruk, ne yapıyorsun? Bir dakika, bir dakika. Bana dediğini sen de yapacaksın. Tamam mı? Git, bir deşarj ol hayatım. Çok üzgünüm ama bu bir günlük bir mesele değil. Bizim senin enerjine ihtiyacımız var. Lütfen. Bak, kız sana sürpriz yapmak istemiş. İzin ver yapsın. Lütfen. Sen bırakmasaydın beni ya, ben giderdim toplantıya. Yok ya, bana da iyi oldu biraz. Kafam dağılır işte. Sen sonra hastaneye mi gideceksin? Önce bir işe uğrayacağım. Oradan gideceğim hastaneye. Nasıl oldu demeye korkuyorum tabii. Yani Adem bir daha asla eskisi gibi olmayacak sanırım. Ya sürekli böyle garip varmış gibi yaşıyor. Biri böyle öldüğünü falan söylediğinde ya da ima ettiğinde bir anda deliriyor. Çok zor ya. Zor olmaz mı ya? Zor tabii. Güneşin başına gelse böyle bir şey, Allah korusun yani. Ben çıldırırım herhalde, bilmiyorum. Ki bizim ilişkimiz de onların ilişkisi yanında çocuk sayılır. Abim annem bir daha asla tamamlanmayacak dedi, biliyor musun? Onlar bayağı tamamlıyormuş birbirlerini. Biz artık kendimiz yaksak tamamlayamayız onu. Hay Allah. Sen ne halindesin ya? Hiç bu arada şirkete de uğramıyormuşsun. Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır, hayırdır, iyidir. Şu, siz biraz rahatlayın, konuşuruz. İyisin ama değil mi yani? Tabii, gayet iyi, gayet iyi. Ben şöyle bir yerde ineyim. Yok, değil misin? Böyle her şey yolunda. Bir sıkıntı yok. Hadi görüşürüz.
Gülüşüm, ne oluyor? Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, ne yapıyorsunuz? Beraber kayıt yapmaya mı karar verdiniz? Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Senin sürprizin sen anlat. Ne sürprizi? Tamam. Dilara bana yaz için yaptığın şarkıyı dinletti. Ben de bir süredir çocuklar için bir albüm hazırlığındayım. Tüm yararı da Kimsesiz Çocuklara kalacak. Dedik ki acaba bu albümün içine bu şarkıyı senin sesinden koysak mı? Sen de okey dersen stüdyo hazır. Kayıt için her şey hazır. Hemen stüdyoya alabiliriz seni. Yani çok isterim, bir de çocuklara falan gidecek. Yani tabii ki çok isterim de. Ukuleleni bile getirdik. Hay Allah'ım, yarabbim. Yani tamam da yani nasıl ama? Bence süper fikir, o yüzden amadan sonra hiçbir şeyi dinlemiyoruz. Ve sizi kayıt stüdyosuna alıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biz yaptık bütün hazırlığımızı, başla hemen. Özlemişsindir kayıt yapmayı. Özledim vallahi. Saçlarım rüzgar, sevsene biraz. Gözlerim deniz, kalbim okyanus. Elimden tutup gülümse biraz. Benim adım yaz, bak bana anne. Yüreğimde sen, gel okşa biraz. Şahitlerimiz nerede? Evet, şimdi şöyle bir durum var. Bizim yani bir şahitle ilgili bir problemimiz var. Biz bir şahidimiz yok. şey soracağım, hani böyle ofiste falan burada çalışan biri şahit olamaz mı? Mesela siz falan, ne bileyim, olamaz mı? Bu nikah kıyılamazdı ama şimdi şahitleri var, kıyılabilir. Fikret, nereden çıktın? Biz siz nikah kıyacağız. Ya inanamıyorum ya. Sen alacağım sonra ifadeyi, alacağım. Sen ne yapıyorsun? Ya ben çok şaşırdım ya. Ne bileyim, ben size böyle zahmet olmasın, zaten başınız yeterli. Tamam tamam, sonra konuşursun. Geldi zaten. Gel tatlım. Allah'ım ya, Allah'ım ya. Evet. Ya. Buyurun, merhabalar. Siz, merhaba. Siz de buyurun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ver canım. Hazırsanız iki hattına başlayayım. Evet. Başlayalım. Evet. Thank you.
Ya bayağı kıl payı yakaladık, farkındasınız değil mi? Ha? Yani ciddi ciddi biz sizi evleniyordunuz ha? Biz evlenemiyorduk sizsiz. İşiniz başınızdan aşkın da hiç rahatsız etmeyelim dedim. Ya olur mu, bizim de böyle kafamız dağıldı. Şey yapalım, akşam abinin oraya gidelim. Ya bir yemek yiyelim, hani kutlama gibi olmaz da. Böyle kafaları topladıktan sonra bir kutlama da yaparız ha hakkıyla. Yok yok, hiç hiç. Çocukları şimdi öyle rahatsızlık vermeyelim onlara da biz. Yani biz böyle apar topar evlendik çünkü şeyin... öyle gerekti yani. Neden öyle gerekti? Adem hamile. Ya evet. Ya biz... biz evlat edinmeye karar verdik. Evlat edinebilmemiz için de evli olmamız gerekiyormuş. O yüzden. Ciddi misiniz? Evet. Bir şey diyeyim, şahane bir şey yapmışsınız ha. Ger hiç söylemiyorsun ha, iyice sır küpü oldun. Bak Bora. O söylemek istedi de ben engel oldum. O işin bir aksilik çıkar falan, her şey netleşsin ondan sonra. Anladığım kadarıyla böyle söylediğine göre bir terslik de çıkmadı yani, öyle mi? Yani evet, yakında dünyalar güzeli bir kız çocuğu ailemize katılıyor. Oh ya, var ya bir şey değil mi, ilaç gibi geldiniz ha. Kalk bir tost ısmarla, simit ısmarla, çay ısmarla, bir şey yap hadi böyle kuru kuru. Hadi, hadi, hadi tamam. Hadi. Böyle tamam, kuru kuru tamam, olacak. Tamam, sağ ol. Sen evet dedin, bu içinden ben... Huzurla gitti. Yönüne göre yumdu gözlerini. Hanımım. Ne olur sen iyileş. İyileş ki garip bir göz arkada kalmasın. Ne olur sen bırakma bizi, ne olur. Süper, bak Umut'a hemen bir kopya alacağım. Ya he. Gerçekten iyi miydi ya diyorsunuz? Ya delirme, harikaydı hem de. Yani bence sen bunu burada bırakma, bayağı devam ettir. Ya aslında ben de düşünüyorum da işte hani iş güç, annemler falan hani yoğunlaşamadım hiç. Şey, ben de bir kayıt alabilir miyim? Annemi dinletmek istiyorum da. Tabii, tamam. Bir saniye. Sormaya çekiniyorum ama annen nasıl? Ya şimdi şöyle yapalım, ben bunu sana mail olarak göndereyim. Böylelikle hem telefondan da dinletebilirsin kolaylıkla. Tamam, süper. Ya bir şeyler ısmarlasak sana, hiç zaman yok mu? Ya tatlım, annemde kafam, biliyorsun işte. Ben kaçayım, daha fazla oyalanmayayım, olur mu? Hadi tamam. Görüşürüz. Teşekkür hadi, ederim. Bye bye. Hadi görüşürüz. Ellerine sağlık, bay bay. Haberdar et beni. Tamam tatlım, tamam. Mail adresi neydi sen bana? Üniversitelerim. Hastanedeyiz. Tamam, bekleyin, geliyorum hemen. Yok yok, gelmene gerek yok. Sen eve geç.
Yani Osman da burada, Nurgül de geldi şimdi. Yok yok, yok ben geleyim ya. Ya ufacık bir sürprizim var da anneme dinleteyim dedim. Siz de olsanız. Komik bir şey, küçücük bir şey. Tamam. Ne yapıyorsun bunu? Gün mü işletiyorsun? Cüzdan. Hesap cüzdanı gibi. Ama güzel çıkmışsın. Evet. Evet, tost. Aniden. Ben hayran. Tost dediğinde gerçekten şaka yaptım. Ah, benim sevgilim her şeyi ciddiye alır. Alt alt. Bu ne ya? Ben ne diyorum? Ne kırdağını sıkıyor böyle? Ben onu merak ediyorum. Of, dur dur. Allah'ım yarabbim. Öf. O pipette var mı? Var var. Oh. Oh. Ben sana bir şey diyeyim mi? Eğer Faruk. Eyvah, çok bozulacak. Yani burada düğün yemeği yediğimizi öğrenirse çok bozulacak. Yok yok, düğün yemeği falan filan değil canım. Biz hep beraber öyle bir kutlamayı şimdi yapmayalım diye böyle bir şeyle geçiştiriyoruz zaten. Şu işlemler bir bitsin, ondan sonra asıl kutlamayı yapacağız, merak etme. Tamam mı? Ama siz hiç hayatınızda böyle bir tost yediniz mi? Yemedik aşkım. Sen nasıl keşfettin bunu ya? Ha? Şunu da satıyorlar işte. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Fotoğrafı var mı? Var. Var tabii. Var, sen biliyorsun. Ben bunu seveceğim. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine bir bakar mısın? Ya. Ah güzelim, ne kadar güzel bir şey ama. Ben özledim bile şimdiden. Bir de böyle çok acayip, çekingen, böyle kendi halinde bir çocuk. Korkmuş herhalde. 2 senedir falan oradaymış. Düşünsene ne kadar küçükken. Ama çok normal ya. O kadar sevgiye ihtiyacı olan bir dönem ki şimdi. Çok güzel şunu. Çok güzel. Çok güzel bir şey yapmışsınız gerçekten. Gerçekten. Adem şimdi. Ya ben de değil canım. Benim babam aklıma getirdi yani. Nasıl? Rüyama girdi adam ya. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Ya iyi ki girmiş. Bana Bora hiç uğramıyor. Süreyya. Süreyya. Alo, İpek neredesin? Hastaneye gelebilir misiniz? Ne oldu? Bir şey mi oldu, ne oldu? Yok yok, bir şey olmadı. Anneme ufak bir sürprizim vardı da hep beraber olalım istiyorum. Hem belki annem biraz moral olur diye. Ay tamam, ödümü patlattın ya. Bir şey oldu sandım. Biz zaten yakınlardayız. Fikret de şimdi yanımda. Birazdan orada oluruz o zaman. Görüşürüz, tamam mı? Tamam, hadi görüşürüz o zaman. Bay bay. Hadi öptüm ben de, bay bay. Bir şey yok değil mi? Ay yok, ödüm patladı benim de. Oh. Şey, çok güzel bir şeyler düşünmüş. Böyle bir sürpriz yapalım, siz de gelin. Ona daha da fazla moral olsun falan dedi. İyi dedim ben de, yakınız zaten. İyi demiş. Hadi madem. Ya biz gelmeyelim şimdi yani. Ben geleyim mi böyle? Ya böyle bir kıyafetle gelmeyelim, o anlamda söylüyorum. Siz gidin. Tamam. Hadi o zaman. Hadi o zaman. Gideyim. Tamam. Bunu saymıyoruz, tamam mı? Tabii ki. Güzel bir kutlama yapıyoruz. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Bugün... Hadi hayırlı olsun tekrardan. Sağ olun. Çok sağ ol. Çok hadi görüşürüz. Hadi güzel. Afiyet, afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok güzelmiş be. Tut beni, tut. Evet. Kalk, kalk, kalk. Yürünmüyor bu çok tutuyla. Alıştım ya şimdi. Karıcığım. Gel kocacığım, tostlarımızı yiyelim. Hiçbir şey yemedim sabahtan beri. Öyle mi? Şurada yaptırdım ya hemen. Şu. Benim adım Faruk, benim adım Hayat. Gülümse bir... Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel olmuş gerçekten. Tebrik ederim. Kızıma bestelenen bir şarkı. Kimsesiz çocuklara bir faydası dokunacak işte. Amacı da çok güzel işte. Aynen işte, amacı çok güzel diye çok heyecanlandım ya. İşte ondan dedim anneme dinleteyim, hep beraber sürpriz yapalım falan filan. Ama işte bilemedim de acaba kızar mı? Aa kızar. Hayır canım. Ay zaten denemeye değer yani. Kesinlikle. Bence de. Tamam bir dakika o zaman şey, bir girelim mi? 15. saniyede falan bir daha diyor ya benim adım yaz diye. Dur bir dakika, hangi? Tamam, işte tamam. Böyle 20. 25. saniye. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, hadi. Hocam, sağ ol.
Ne yaptım ben, siz özledin mi? Vallahi ben seni çok özledim. Birazcık kayboldum ama acayip bir şey yaptım biliyor musun? Sana bir sürprizim var. Anne bak, yaptığım şeye inanamayacaksın. Bir şarkı vardı, tamam mı? Ben yaz için mırıldanıyordum böyle. Sonra bunu duymuşlar. Gel kaydet dediler. Ben de gittim kaydettim. Şimdi ondan kazanılan bütün para kimsesiz çocuklara bağışlanacakmış. Bir dinleteyim mi? Süreyya garip öldü değil mi? Yok artık değil mi? Yok artık değil mi? Süreyya ben bunu yaşayamam. Süreyya ben bunu yaşayamam. Çok uğraşıyorum, çok uğraşıyorum. Bir yanı başıma, sonra yok alıyor. Sonra tekrar görüyorum. Sonra gene kayboluyor. Aynı kıyafetin içine. Hapsol. Aynı kıyafet. Tekrar tekrar ölüyor. Tekrar tekrar ölüyor. Tekrar tekrar ölüyor. Süreyya. Niye gitti o? Niye gitti? Ben gideceksem niye gitti o? O varken benim savaşmamı bile dedi. Vardı şimdi, yok. Yok, yok Süreyya. Süreyya. Süreyya diyorsunuz ya. Diyorsunuz ya. Hak ettiği gibi, hak ettiği gibi gitti diyorsunuz ya. Huzurla gitti diyorsunuz ya. Tamam mı? Ben de huzurla gitmek istiyorum Süreyya. Benim huzurla gitmeye hakkım yok mu Süreyya? Benim huzurla gitmeye hakkım yok mu? Süreyya. Bak Süreyya. Benim işim öldü. Öldü. Benim aklım ölüyor. Tamam anneciğim, tamam anneciğim. Süreyya bak. Benim aldığımı... Her nefes yük, yük. Süreyya, ben burada hiçbir şey ulaşamıyorum. Hep gözetim altındayım da ilaca ulaşamıyorum. Bir tek sen bana yardım edebilirsin. Süreyya, senden başka kimsem yok. Bir tek sen bana yardım edebilirsin. Süreyya bana yardım. Sağ ol anneciğim. Süreyya, senden başka kimse bana ölmeme yardım et. Süreyya, sen öldür beni. Öldür beni Süreyya. Öldür beni Süreyya. Öldür beni. Öldür beni Süreyya. Öldür beni. Süreyya öldür beni.